Evet, şu an bizim sahne. Şimdi Vefa Göktaş'ı sahada görüyoruz. Paris sonra bizim şu an. Tüylerim diken diken oldu. Yani Gökhan yıllardır işim. Ya iki kardeşimizi de çok severim gerçekten. Müthiş. Yani evet, bu Amerikan'ı tüketmek. Çok iyi sporcular. Mütevazi isimler. Dünya karatesinin de önemli isimleri. Yani kata dalında hem Ali Sofoğlu hem Emre Vefa Göktaş şu an ekrana geliyor. Bireysel olarak da ikisinin de gerçekten müthiş başarıları var. Emre daha yeni yeni büyüklerde yarışmaya başladı. Yani yaş olarak artık büyükler kategorisinde. Evet, Ali Sofoğlu olimpik sıralamada 3. Dünya sıralamasında da 3. Bir aksilik, sakatlık olmazsa Ali'yi olimpiyatta görmek istiyoruz. Olimpik sıralama sonunda. Zaten 3 ve 11 olarak da. Evet, Emre Vefa Göktaş. Ben 12 harika demiştim ama 11'miş. Beni yanılttı. Olsun, güzel. Olsun, güzel olsun. Güzel bir yanılsama evet, oldu. Bir tık daha ileride. Biraz önce de birbirlerine sarıldılar, tebrik ettiler. Hani belki de iyi olan kazansın dediler. Ne olursa olsun kazanan Türkiye. Görüyorsunuz. Evet, Ali Sofoğlu. Bir bronz madalya mücadelesi şu an. Fransa'nın başkenti Paris'te, Premier Lig'de ilk etapta. Ali Sofoğlu tabii dünya şampiyonusunda 2018'de bronz madalya kazanmıştı. Bu büyükler kategorisinde Türkiye'nin kazandığı ilk dünya şampiyonası madalyasıydı. Ali Sofoğlu'nun bu anlamda kariyerinde Türk karatesi adına yapmış olduğu ilkler var. İnanıyoruz ki olimpiyatta ilerlerken bu ilkler arasına yeni bir şey ekleyecek, yeni bir branş ekleyecek. Şimdi onun performansını izleyeceğiz. Biraz önce de belirttiğim gibi yazılı olmayan bir kuraldır ama kata tıpkı tenis gibi sessizlik gerektiren bir branş. Çünkü sporcular performansını daha net anlayabilmek adına. Evet, Kankuşo çiziyor. Ali Sofoğlu. Evet, burayı da iyi atlattı Ali Sofoğlu. Performansı tamamladı Ali Sofoğlu. Tekrar bir hatırlatmada da bulunayım. Lütfen. Geçtiğimiz yıldan itibaren katada puanlama sistemi değişti. Hı-hı. Eskiden bayrak sistemi vardı. Artık puanlama sistemi var. 7 ayken puan veriyor. Hı-hı. En iyi 2 ve en yüksek 2 ve en düşük 2 puan atılıyor. Geriye kalan 3 puanın ortalaması baz alınıyor. Tabi burada atletik ve teknik olarak ikiye ayrılıyor puanlama performansı. İki performansın toplamı ortalaması sporcuların gerçek kazandığı puanı belirliyor. Bu anlamda böyle bir sistem uygulanıyor. Olimpiyatta da yine bu sistemi göreceğiz. Tabi bu sistem Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin Dünya Karate Federasyonu'nun önerdiği bir sistem puanlama. Daha adil olması için. Çünkü bu sisteme geçilmeseydi bu uygulamaya Olimpiyat Komitesi'nin Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin tavrını etti. Sizi olimpiyatlara almayacağız kata dalında. Bu kadar keskin. Evet, bayrak sisteminde ben de açıkçası adaletli olduğunu düşünmüyordum. Düşünmüyorsun. Tabii ki. Yani performansa değildi genelde kalkan bayraklar. Göğsündeki armayaydı. Evet, bunu artık çok belli ediyorlardı. Çok canlı şahit olduğum maçlar vardı. Hani kazanma ihtimali olmayan sporcuların kazandığı maçlar.
Dolayısıyla rakibiniz aslında tatamideki karşınızdaki isim rakibiniz değil. Tam tersi hakemler rakibiniz oluyordu. Hakemleri geçmek de gerçekten zordu. Evet. Böyle bir durum söz konusu. Bu arada Emre Vefa Göktaş'ı da izleyelim. Haydi bakalım. Evet, Emre Vefa da zor bölümü şu an sergiliyor. Denge çok önemli bu esnada, katada. Evet. Tabii kamera açısı gerçekten çok berbat. Paris dizisini buradan sevgilerimizi gönderelim. Çünkü sporcunun tam görmemiz gerekiyor ki performansı daha net değerlendirelim ekran karşısında. Evet, zor bir bölüm daha. 180, yani 360 derece dönüş ve tekme. Emre Vefa orayı da geçti. Tabii zorluk derecesi olarak Emre'ninki daha zordu. Daha mı zor? Başarılı da oldu. Ama bakalım. Tahminimce hani puanlar yakın olacak. Çok küçük nüanslar belirleyecek kazananı. Karate One Premier League Paris. Senenin ilk etabı Tokyo 2020 Olimpiyat oyunları için önemli bir eşlik ve iki sporcumuz finalde mücadele verdi. Ali Sofoğlu ve Emre Vefa Göktaş. Bronz madalya diye düzeltelim de hani final deyince yanlış anlaşılabilir. Aynen belki. Öyle gün madalya olunca finale keşke de gitti. Keşke final olsa evet. Evet. Ali hızlı Sofoğlu geldi. Yani ekrandaki puana göre .4 puanla, hatta .4 bile değil .32 puanla, 42 puanla Ali Sofoğlu şu an önde gözüküyor. Ama işte atletik performansı göremiyoruz. Ali Sofoğlu çok az bir puan farkıyla kazandı. Dediğim gibi birbirine yakın bir performanstı. Emre zorluk derecesi yüksek katada başarılı geçişler yaptı. Ekranda da İsmail Akmişen geliyor. Milli takım antrenörümüz. Burada iki sporcuyu da alkışlıyordu bu arada. Hatırlatalım. Tabii. Çünkü iki sporcunun madalyasından ziyade burada performanslarını kusursuz yapmaları bizim milli takım adına daha önemli. Evet, Ali Sofoğlu ekrana geliyor. Tebrik ediyoruz. Ali Sofoğlu'nun globalde de çok büyük bir kitlesi var. Gerçekten. Kalpler sana hoca. Hoca. Kalpler sana. Tribündeki hocalarımızdan birine gönderiyor bunu ama kime ekranı gelmediği için göremedik Ali Sofoğlu. Dediğim gibi yani çok ciddi bir hayran kitlesi olan bir isim dünya çapında. Çünkü başarılı bu alanda. İlk 3 sporcu arasında Ali Sofoğlu ismini yazabiliriz. İlk 10'da Emre Vefa'yı, Enes Özdemir'i de ekleyebiliriz bu isimler arasına.